Ben hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir Dreamix 2019 videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar Uluslararası Kupanın 3. E, serisiyle karşınızdayım. Bir ilk seride Brezilya'ya karşı oynadım. 2-0'lık galibiyeti elde ettim. İkinci mücadelemde Portekiz'e 88'de gol yememe rağmen son dakikalarda bulduğum 2 golle 3-1 galip gelmeyi başardım. Ve bugünkü rakibimiz Arjantin. Bundan sonra arkadaşlar Şubat Ligi'ni artık yavaş yavaş çekmeye başlayacağım. E, veya bu kariyerin devamını... Getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizden 500 like bekliyorum. Diğer iki videoda 500 like bekledim ama hani 400 like'a getirdiğiniz videolarıma hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bugün dediğim gibi e, sizden destek olarak 500 like bekliyorum. Ve arkadaşlar lütfen skor e, yani videoyu ilerletmeden skor tahmininizi yazın. Ve arkadaşlar e, skor tahmininizi yazdıktan sonra videoyu sonuna kadar izleyin. Bakalım kimlerin skor tahmini tutmuş. Dediğim gibi lütfen e, videoyu ilerletmeden ee, şey yapın arkadaşlar ilerletmeden izleyin ee, en son bakın skorunuz doğru çıkmış mı bize destek olmak için yapmanız gereken tek şey gelen reklamlara tıklamak arkadaşlar onun dışında sizden gerçekten çok fazla bir şey istemiyorum bugün e, Umut Bozok'u da aldım arkadaşlar Umut Bozok da artık beni Fransız gözüküyor ama ben oynatacağım Türk oyuncu sonuçta ee, Serdar Gülen'in yerine oynaması benim için daha iyi olur bugünkü rakip Arjantin rakibimiz Lionel Messi ile Arjantin iyi olan kazansın diyorum Romero Taglifiso, Fazio Otamendi Mercado, Biglia Mascherano Lo Celso, Di Maria Agüero, Lionel Messi. Bende ise kadroda gördüğünüz üzere klasik oyuncularım var. Cenk Tosun, Enes Ünal, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Emre Mor en büyük kozlarım olacak. Defans attım. Gene eskisi gibi. Ve bugün farklı olarak Umut Bozok var. İşte Türkiye vs. Arjantin. Bakalım Lionel Messi mi yoksa benim kadrom mu? İşte oyuncular sahaya geliyor. Di Maria'yı görüyorsunuz. Bizim üçlümüz orada. Evet arkadaşlar daha değişik videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ondan sonra ise bir PES videosu atmayı düşünüyorum. PES Mobile uzun zamandır atmıyorduk. Bir top açılma videosu falan gelebilir. En azından ben öyle düşünüyorum. Ve maça başlayan taraf Arjantin. Evet biz olduk. Hakan. Şu Cenk Gönül'ün formu numarasını muhtemelen gene değişmedim ki. Çünkü aklımda öyle kalmış. Tekrardan Hakan'a Cengiz. Enes top çok çok hızlı. Biraz hava puslu ya veya yağışlı gibi. Mercado. Şimdi biraz daha rahat geçmesi için biraz daha agresif oynayacağım bu maçı. Ama hani artık yarı final mücadelesi. Bir üst düzey oluyor diye biliyorum. Umarım arkadaşlar rakibim iyi bir takım gelir. Macaristan'ın gelmesini gerçekten hiç istemiyorum. Macaristan'la bir final yapmak çok kötü olacak derken Enes Ünal abi kaleci de çıkmışken şu golü atmam gerekiyordu. Biraz daha agresif oynamamız lazım. Şimdi Enes. Offside yok. Enes Ünal top yandan dışarıda. Gerçekten iyi bir şut denemesi oldu ama gol. Ee, bize Macaristan 0 Belçika 1. Gerçekten mükemmel bir haber. Ee, Belçika'nın finalde benimle karşılaşmış olması daha iyi. Çünkü en azından elit takımlarla oynamak gerçekten bizi daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Şimdi Otamendi Çok çok iyi bir pas Enes Ünal'a. Mercado defansdaki en düşük oyuncuları bence şimdi Umut Bozok. Ya abi Umut Bozok alır almaz vurdu ama gol gelmedi. Biraz daha yeteneklerini düşük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi oradaki kim? Cengiz. Cengiz bugün biraz daha geri planda oynayacak. Hakan topu biraz önce kapan oyuncuydu. Şimdi Cenk Tosun içeride. Bir kafa gelir Enes'ten. Mercado defansta belki de en zayıf oyuncu dedim ama Mercado çok kritik bir ki Kuna Güero gole gidecekti arkadaşlar sıyrılmış olsaydı. Şimdi Umut Bozok harika pas. Cenk Cenk. Angel Di Maria ve büyük bir kontra şansı. Çağlar orada mükemmelsin Çağlar. Arjantin'e neredeyse top göstermedik. Harika bir top çalma daha. Cenk. Lo Salso. Ve Cenk Tosun. Yani kart vermemiş olması benim için gerçekten büyük bir şans. Otamendi. Top Messi'ye nedense hiç gelmedi. Şimdi iyi bir pas. Cenk Tosun'a. Cenk Tosun Otamendi'den kurtar. Cenk. Cenk yerde kaldı. Los Salso topu gönderdi. Kritik bir müdahaleydi. Biraz e, ilk yarısı skor olarak ve oyun olarak çok kötü geçiyor derken Umut Bozok gene çok kötü kullandı. Umut Bozok topu çok çok kötü kullandı ve oradan gelen topu da harcamış olduk. Romero. Ya abi Arjantin'de sağda yoktu. Yani hiç yoktu hatta. Öyle diyeyim ben size. Şimdi Çağlar. Uzun bir pas. ilk kere bitti. İlk kere Arjantin'in şutu yok. Bizim ise çok çok kötü bir oyunumuz var ki. Lionel Messi'nin ismini okuyamadık. Los Salso. Abi gol yemek istemiyorum. Los Salso. Çok çok tehlikeli geldi Arjantin. Yasin. Şimdi Angel Di Maria ya. Arkadaşlar gelseydi gol yiyorduk. Şimdi bir kontra şansı Umut Bozok'a doğru. Umut Bozok. Umut. İyi pas Enes'e. Enes. Şimdi Umut'a. Umut harika bir gol diyecektim ki. Gene kaçırdı. Umut Bozok. Los Sasso Paulo Dybala ile yer değiştirdi. Şimdi orada kafayı vurabilecek olan önce Cem Karacan. Çok iyi pas Cenk'e. Hadi Umut Bozok. Gerilerden gelen oyuncum var. Bomboş. Enes Mercado. Abi yani zorlu maç belli yani. Mamama girdi. Emanuel Mamama. Şimdi Yasin. Bomboş. Top direkten döndü. Umut Bozok. Biglia çizgiden çıkardı. İnanılmaz şeyler oldu orada. Gerçekten inanılmaz şeyler oldu. Golde gelmedi. Cem Karacan şimdi Umut Bozok'un koşu yoluna doğru. Umut mu otomendi mi? Umut ortaladı. Enes kaleci offside. Romero köşeden çıkardı. Çok çok iyi pozisyonduk oysa ki. İşte Umut Bozok. Otamendi'den önce vurdu. Ortaladı. Enes şutu maalesef ki orada oyuncuma çarptı. Sergio Romero 69. dakika. Şimdi Dibala. Arkadaşlar işin ciddiyetini biraz daha kavramak lazım. Gol yeme ihtimalimiz çok çok yüksek. Şimdi Enes Yunal. Enes penaltıya doğru gitti ama orada beğenmediğimiz Mercado topu aldı. Şimdi Enes. Hadi Enes. İçeriye hareketlenen bir oyuncum var. Çıkar Umut. Umut çok kötü kullandım be. Agüero çıktı, Alejandro Gomez girdi. Hadi abi ya artık gol zamanı. Çok çok kötü geldiler. Paulo Dybala. Paulo Dybala. Arkadaşlar gole geliyor Arjantin ki. Yasin Peyrivan. Şimdiniz. Otamendi. Dipet elimde artık. Nemlendi ya. Şimdi gol gelir mi Cenk? Cenk Tosun kendi topuna hareketlendi. Baza gönderecekler ki muhtemelen. Taca dakika 88. Yasin. Mercado'dan kurtaran Enes. Ortası. Gol gelir. Bir taş daha mı? Mercado. Top kontrol edemedi. Son dakikalar. Cenk içeri. Bir gol gelir mi Romero Hakan Çalhanoğlu? Ve Belçika 2 0la turu atladı. Son dakika mı Cem Karacan. Ve maç uzatmaya gitti. Arjantin 0, Türkiye 0. Oyuncuların koşamama sebebi de belli. Bu arada arkadaşlar ben risk almayacağım. Takım yönetiminden ofansif de biraz orta oynatacağım ki gol yeme ihtimalimiz çok çok yüksek. Bir de Cengiz Ünder'i Umut Bozok'un yeriyle kanat olarak değiştirmeyi düşünüyorum. Mükemmel pas Cengiz Ünder. Şimdi Enes Ünal. Enes Ünal mükemmel bir gol. Artık rahatlayabiliriz. Enes Ünal mükemmel bir gol. Ya Cengiz Ünder'e Allah razı olsun diyeyim. Gerçekten çok çok güzel bir orta. Yani orta evet asist orta diyelim. Enes'in önünü alışı harika. E 1-0'lık mükemmelsin ya Enes. Harbiden mükemmelsin. Ya e finali Belçika ile yapma şansı. Tam oyun stilimizi ortaya çevirmişken bu golü bulmak mükemmel oldu. Şimdi Emre Mor. Umut. Cenk. Umut Bozok. Hadi al o. Şu otomendiden diyecektim ki. Takla Fiso. Cengiz. Abi Cengiz. Bence maçın yıldızı. Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz. Mükemmel hareketlendi. Otamendi üzerine üzerine gitti. Topu aldı sonunda. Ve ilk kutu önünde tamamlayıp başardık. Şutu yok ya Arjantin'in. Messi'nin ismini duymadık. Mamana. Paulo Dybala. Hakan. Bir faal. Hakan Çalhanoğlu. Yağmurlu hava olması bizi çok çok zorladı ki Hakan Çalhanoğlu kuna... E, fail yaptı. Dybala mıydı? Dimaria mıydı? Çok bakamadım. Mamama. Abi al şu topu ya. Dybala. Şimdi Çağlar gönderdi. Bomboş pozisyonda Mercado mu? Enes mi? Enes hadi Mercado'dan. Mamama. Çok kritik bir pozisyon. Cengiz top kaptı. Cenk. Mükemmel gönderdi Umut'a. Umut. Umut Enes'e. Enes. Enes Ünal. Mükemmel bir gol skoru 2-0'a getirdi ve finaldeyiz. Abi harbiden o kadar zorlandım ki yağmurlu havadan dolayı mı artık zorluk derecesinden dolayı anlamadım ama mükemmel vurdu ya. Enes öyle bir yere vurdu ki ihtimali yok. Harbiden kurtarma ihtimali yok. Tekrar tekrar izleyelim. Harika pas Umut Bozok'tan. Enes Ünal. Mükemmel gol. Messi. Mannana ve... İşte final. İşte final. Arkadaşlar hiçbir varlık gösteremedi ya. Hiçbir varlık gösteremedi. Maçın yıldızı Enes mükemmel Enes 6 ve 120'de buldu. Ve rakip Valchika. Çok çok zorlu bir rakip geldi ama bunun üstesinden de geleceğimi tahmin ediyorum. Ee, bakalım neler gösterecek zaman bize. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Uluslararası bu Kupa finali için 500 like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.